Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim. Yumuşak dokusu ve damakta iz bırakan sosu ile çay saatlerinizi şölene çevirecek muhteşem bir ıslak kek tarifini denemeye ne dersiniz? Özellikle ıslak kek adının hakkını verir şekilde sevenlerin bayılacağı bu tarifi hazırlaması da oldukça kolay. Çay saatlerinize, gün menülerinize ya da aile oturmalarınıza yapabileceğiniz yumurta kokmayan sosu ile herkesin bayılarak yiyeceği ıslak kek tarifini kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun, keyifli seyirler. Uygun bir karıştırma kabına 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri alarak 2-3 dakika köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Unutmayın, ne kadar güzel çırparsanız kekinizde yumurta kokusu olmadan yumuşacık pişecektir. Ayrıca yumurtalarınızın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin lütfen. Üzerine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı da sıvı yağımızı ilave edelim. Malzemelerimiz birbiriyle özdeleşinceye dek çırpma işlemine devam edelim. Ardından üzerine 1,5 su bardağı unumuzu eleyerek ilave edelim. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Daha sonra üzerine 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 4 yemek kaşığı kakaomuzu da eleyerek içerisine ilave edelim. Ardından malzemelerimiz birbiriyle özdeleşinceye dek güzel bir şekilde karıştıralım. Burada belirtmek istiyorum, kekinizin güzel kabarması için kuru malzemeleri ekledikten sonra çok fazla çırpmamaya özen gösterin lütfen. Sizlere şöyle kıvamını da göstereyim. Harika bir kıvamı oldu. Güzelce karıştırdığımız kek hamurumuzu sıvı yağ ile yağladığımız fırın kabımıza boşaltalım. Kekimizin havasını almak için şöyle bir iki defa fırın kabımızı tezgahımıza vuralım. Kekimiz hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 35 dakika pişirelim. Pişen kekimizi fırından alarak soğumaya bırakalım. Biz de bu arada sosu için tencereye 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı da sıvı yağımızı ilave edelim. Malzemelerimiz pürüzsüz kıvam alıncaya kadar tel çırpıcı ile karıştıralım. Tenceremizi ocağımıza alalım ve orta ateşte karıştırarak kaynamaya bırakalım. Şöyle fokurdamaya başladıktan sonra da 3-4 dakika daha kaynatıp ocağımızın altını kapatalım. Ardından sosu daha iyi çekebilmesi için kekimizi dilimleyelim. Kekinizi dilediğiniz ebatlarda dilimleyebilirsiniz. Ilıyan sosumuzu kekimizin üzerine gezdirelim. Islak kekimizin üzerine streç filmle örterek buzdolabında en az 2 saat dinlendirelim. Dinlenen kekimizi dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben süslemesinde Antep fıstığı ve çikolatalı rulolar kullandım. Size fikir olsun diye de bu aşamayı da çekmek istedim. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabilecekleri tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz.
Sizlere şöyle yakın çekimleri göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Yumurtasız sosu ile herkesin beğenisini kazanacak. Günlerinizin ve çaylarınızın vazgeçilmez tatlısı olacak. Brownie tadında ıslak kek tarifini sizler de denediğinizde çok seveceksiniz. Adına yakışan ıslaklığının yanında yapımının kolay olması ile de çok sevilen bu tarif sizler de mutlaka elinizin altında bir yerlere not etmelisiniz. Bir dilim asla yetmeyecek bu muhteşem lezzeti denemenizi çok isterim. Sizlere şöyle yakın çekimleri iş dokusunda göstermek istiyorum. Sizler videomun son aşamalarını izlerken ben de sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı ve bildirim gelmesi için zili açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz. Tarifimi beğendiyseniz sosyal medya ağlarınızda paylaşıp birçok kişiye ulaşmasına katkı sağlarsanız gerçekten çok sevinirim. Farklı yemeklerde, farklı tatlarda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.